أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, sünnete ve adaba uymak bölümü. Sıradaki hadisimiz 163 nolu hadis. An Cabir'in radıyallahu anhu. Hazreti Cabir'den radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Meseli ve meselukum. Benim misalim ve sizin misaliniz. Veya yeni tabirle benim örneğimle sizin örneğiniz. Benim durumumla yani benim halimle sizin haliniz. Biliyor musunuz? Neye benziyor? Meseli ve meselukum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine eğitim ve öğretim tekniklerinden birini muazzam bir şekilde uyguluyor. Misali kendi durumuyla alakalı ve muhatabı olan ki bütün insanlığı muhatap alıyordu. Dolayısıyla biz de bu hitabın içerisindeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak ona İnni Resulullahi ileykom cemiyan dedirtti. De ki ey insanlar ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir Resulüm, elçiyim. Dolayısıyla Resulullah'ın elçi olarak misyonuyla muhatabı olan bizlerin insanlar olarak halimiz neye benziyor? كَمَثَلِ رَجُلٍ bir adamın durumuna benziyor. اَوْقَدَ نَارًا ateş yakmış. فَجَعَلَ الْجَنَدِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَانَ ف۪يهَا o yaktığı ateşin etrafında pervane böcekler, kelebekler gelip gelip içine düşüyorlar. وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا bunu fark edince adam onları oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Düşmesinler, ateşin içerisine girmesinler, yanmasınlar diye. Şimdi bu sahne bildiğimiz bir sahne. Yani nerede ateş yakan, hele hele gece vakti karanlığın ortasında bir kimse olursa bakar ki ateşin etrafında ateşin o ışığına tutulan kimi böcekler, kimi kelebekler gelip yaklaşıyorlar. Yaklaşınca bir taraftan ışığın cazibesinin etkisiyle ama farkında olmadan diğer yandan da yakıcılığının ve ısısının etkisiyle yanıyorlar. Ateşe yakınlaştıkça bu onların sonu olabiliyor. Buna yol açmamak için İnsanlar o esnada onları uzaklaştırmaya, ateşin başından savmaya çalışırlar. Bildiniz mi bu sahneyi? Bildik ya Resulallah. İşte oradaki adam gibiyim ben. وَاَنَّ اَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ben de sizi ateşten uzaklaştırmaya çalışan, her birinizi belinizdeki bağlardan tutup ateşe düşmenize mani olmaya çalışan adam gibiyim. وَاَنَا اَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye karşı masiyetten, onunla ilişkimizin bozulmasından, Cenab-ı Hakk'a düşman kesilen bir hayat tarzı içerisinde kaybolup, hayatı kötü yaşayıp, Cenab-ı Hakk'a bu kötü bir hayat üzere dönmekten, Allah'ın Resulü bizleri uyandırmaya, kendimize gelmemizi sağlamaya, yaratan kudret ile yeni bir başlangıç yapıp barışmaya, Ya Rabbi dedirten o güzelim başlangıçlar ile kulun artık hayatını mazbut yaşamaya, adalet üzere yaşamaya, bu adalet hem Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı, hem Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer kullara, yani yataydaki ilişkilerimiz, onlara karşı da saygılı, bir kıvama gelinceye kadar iyileşmeye ve güzelleşmeye davet eden
bir Yaradan'ın rahmetinin eseri olarak aramıza gönderdiği bir elçi. Çünkü böyle olunca Allah'ın rahmetiyle hayat güzelleşir, hayat güzelleşince de ölüm güzelleşir, ölüm güzelleşince de vuslat, yani Cenab-ı Hak ile buluşma güzelleşir. Nitekim orada cennete çağrılanlar güzel hayatları dolayısıyla çağrılırlar. Melekler onlara selamun aleykum cennete teşrif ederken iyileri dediler ki size selam olsun, tıbtum güzel yaşadınız. Dolayısıyla güzel yaşamak güzel sonuca yol açar. Tıbtum güzel yaşadınız, güzel bir hayat çıkardınız. Fedhuluha halidin. Şimdi sonsuz olarak, artık öyle geçici varlıklarla değil, sonsuz varlıklar, onlar halidin, sonsuz varlıklar olarak ebedi cennete buyurun denildi onlara. O bakımdan hayatımızı güzelleştirebilmemiz, iyi ve sağlıklı yaşayabilmemiz, Cenab-ı Hakk'ın bize emaneti olan bu hayattaki imkanları doğru değerlendirebilmemiz ve sahibe karşı saygısızlık etmekten imtina etmemiz, hayatı güzel bir hayat çıkarmanın esasıdır. Dolayısıyla Resulullah bize daha hayat içerisinde doğru ve düzgün bir hayatı öğretecek bu din ile gönderildi. O yüzden icabet etmek, onun çağrısına kulak vermek, hayata tutunmak gibidir. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhîkum. Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne icabet edin. Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman buyurdu. Dolayısıyla hayata tutunan kimseler bile isteye kendisini ateşe atmaktan koruyan kimselerdir. Resulullah aramızdaki ilişkinin böyle bir ilişki olduğunu söyledi. Dolayısıyla bizi esirgeyen, bizim hem bu dünyada iyiliğimizi isteyen, hem ahirette o sonsuz mutluluğa kavuşmamızı isteyen bir esirgeyen tavır ile hareket ediyor. Sizi böylece ateşten kurtarmaya çalışan bir haleti ruhiye içerisindeyim. Dolayısıyla Resulullah'ın bu psikolojisini, yani insanların Rabbi ile doğru ilişki kurup Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp kulluklarını güzel yaşayıp ve güzel sonuç elde edebilmeleri için içten gelen bir aşk üzere bu görevini ifa ettiği anlaşılıyor. O yüzden kabul etmeyip bile isteye ateşe düşenleri Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüyle karşılıyordu. Bu üzüntü içerisinde o kadar büyüdü, büyüdü ki gün geldi Cenab-ı Hak sen bu üzüntünle böyle giderse iman etmiyorlar diye kendini helak edeceksin dedi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Yani esefinden ötürü, üzüntünden ötürü iman etmiyorlar diye böyle gitgide kendine kıyacaksın. Dolayısıyla Resulullah'ın ateşe düşen pervaneleri, kelebekleri, oradaki böcekleri koruyan adam misali nasıl can havliyle davrandığı, nasıl insanları Hakk'a hidayete kılavuzlayabilmek için elinden geleni yaptığına dair hem ayetler Cenab-ı Hakk'ın kelamı tanıklık ediyor, hem de Resulullah kendisi kendi durumunu bize böyle ifade etmiş. Ve sonra demiş ki, وَاَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَد۪ي. Sizse elimden kaçıyorsunuz. Tıpkı o haşereler gibi, kelebekler gibi, ateşe olan tutkuyla gidip yanmaya doğru kendinizi atıyorsunuz. Buradaki teşbihte duygularımızın şehvet gibi, dünya hırsı gibi, mal, makam, mevki arzusu gibi, itibar, şöhret, beklentisi gibi, bunların peşine, bu tutkuların ardına düştüğümüzde gerçekliğimizi kaybettiğimiz, akletmekten uzaklaştığımız ve hem bu dünyada bize zarar verecek hem de ahiretimizi bedbaht edecek bir sonuca yol açtığımıza dair de satır arası güçlü bir mesaj var. Çünkü biz duygularımızın, arzularımızın değil, akleden kalbimizin, hakkın peşine düşmeliyiz. Doğru ve yanlış temelli
olarak kararlarımızı almalıyız. Yoksa duygularımızın ardına düşer kararlarımızı duygularımızın peşinde alırsak, duygularımız bizi Hakk'a, hidayete ve gerçeğe iletmeyebilir. Cenab-ı Hak dedi ki, "Asa en takrahu şey'en." Bir şeyden hoşlanmazsınız, yani duygularınız dolayısıyla. Ama ve huve hayrun lakum. O sizin için iyi olabilir. Söz gelimi, savaşmak insanların hoşlanmadığı bir şeydir. Duygularımıza el vermez. Ama Cenab-ı Hak dedi ki, قُتِلَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. Size farz kılındı ama hoşlanmadığınız bir şeydir. Söz gelimi. O bakımdan hoşlanmak yahut hoşlanmamak doğru ve yanlış sonuçları vermez. Bazen hoşlanmadığımız şeyler bizim için hem dünyada hem ahirette yararlı olabilir. Onu deşifre etmek için Allah Azze ve Celle bize kalp vermiş. Kalp dediğimiz organımızla aklederiz. Akledip doğru yanlış temelinde olaylara bakarız ve kararımızı öyle veririz. Kendilerimizi duygularımızın esaretine bırakırsak, işte o tutkuyla ışığın ardına düşen kelebekler gibi kendimizi ateşe atmış oluruz. Halbuki akleden insan, duygularını kontrol eden ve aldığı kararları doğru ve yanlış temelinde duygularından arındırarak muhakeme eder, değerlendirir. Doğrusu hoşuna gitse de doğru olsun yeter ki onu gerçekleştirir. Yanlış da çok sevdiği, istediği bir şey de olsa, eğer yanlış ise ondan da uzak durur. Hayatın imtihan kurgusu Allah Azze ve Celle tarafından böyle tesis edilmiştir. Bu parazit hislerimiz ve duygularımız bizi kötüye çağıran meyillerimizdir. Ama bunlardan aklederek Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda Hakk'a, istikamete, hidayete, doğruluğa yönelimimiz ise irademizin duygularımıza rağmen gerçekleştiği ve bu o kadar anlamlı ve değerli olduğu bir süreçtir. Dolayısıyla Resulullah'ın çağrısına, çekimine ve büyüleyici etkisine rağmen dünyadan ve dünyadaki kötülüklerden uzaklaşıp istikamet üzere mazbut, helal dairesinde bir hayat yaşamak kişinin hem dünyasını mutlu, mes'ud ve bahtiyar kılar hem de ahirette ona artık kısıtların, sınırların, yasakların olmadığı sonsuz ve kalıcı bir saadeti sunar. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz rivayeti İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.